Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir şey yapacağım. Grafiklerdeki gizli bölgeler diye bir seri yapıyordum. YouTube'da yaptığım ankette yaklaşık 100'ün üzerinde oy kullanıldı ve %50'nin üzerinde yine bu seriye devam etmem istendi. Fakat ben bunu değişik bir şekilde yapacağım. Euro dolar 4 saatlik grafikte, saatlik grafikte, günlük grafikte daha önce paylaştığım oluşumları, neredeyse bütün oluşumları ve bütün dönüşleri YouTube'da, Twitter'da, analizlerde paylaştım. Birçoğunda da başarılı olduk. Dönüş yapacağını düşündüğümüz bölgelerde fiyat dönüş yaptı. O yüzden bütün hepsini bir arada tekrar paylaşmaya çalışacağım. Nerede hangi oluşum olduktan sonra hangi fikir bizde oluştu, düşeceğini ya da yükseleceğini ya da o bölgeden neden tepki alacağını düşündüğümüzü burada toplu olarak bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle haftalık grafiği açıyorum ki ilk o zaman başlamıştık. Burada güzel bir bobinimiz vardı. Bobinleri bilmeyen arkadaşlar, bobinler hakkında daha önce fikri olmayan arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de bobin tabirini hiçbir yerde bulamazsınız. Bobin kelimesini ilk defa kullanan acizane benim. Daha önce bunu cluster şeklinde, yani küme şeklinde Red Sword Prizes Everything başlığında kullanmıştı. Yani küme olarak kullanmıştı. Biz bobin olarak kullanıyoruz bunu. Bobinler daha çok bir gitgel şeklinde olan ve bu gitgelden sonra fiyatın bir yöne doğru kırıldığı oluşumlar. Buraya fiyat tekrar geldiği zaman dönüşü yüksek olan oluşumlardır. Bunları, yani bobinler ve engulfları Forex belediye otobüsü gibidir isimli videoda paylaşmıştık. Buradaki oluşum çok kuvvetli bir oluşumdu. Sebebi buradaki bobin güzel bir bobin ve bobinden sonra hacimli bir düşüş var. Bu bölgeden, yani bobinden fiyat kırıldıktan sonra hacimli bir düşüş var ve o bölgeye fiyat hiç gelmemiş. İlk defa geldikten sonra bu bölgede aynı oluşumu tekrar yaptı. Yani gitgelleri tekrar yaptı ve tekrar fiyatı aşağı doğru saldı. Fiyat aşağı doğru saldıktan sonra onu günlükte takip ettik biz. Fiyat bu şekilde aşağı saldıktan sonra ilk tepkisi burada oldu. İlk tepkisi bir geniş bölgeydi. Bunu da aynı şekilde geniş bölge isimli videomuzda bahsettik. Geniş bölgeler çoğu zaman içerisinde alıcı ve satıcı barındıran bölgelerdir. O bölgeye fiyat tekrar geldiği zaman fiyatın tepki alma ihtimali çok yüksektir. Bu bölge, en dipte oluşan bu bölgeden sonra yukarıda yine bir bölge oluştu. Ki bu bölge bizim engulf diye tabir ettiğimiz, aynı zamanda bobin diye tabir ettiğimiz ve o engulfu, bobini hacimli bir şekilde aşağı kıran bir barımız oluştu. Burası da içerisinde satıcı barındırabilecek bir arz bölgesiydi. Bizim arz talep bölgesi çizimlerimizi aynı şekilde Forex bir belediye otobüsü gibidir videoda bundan da bahsettik. Bu bölgeyi çizip beklememiz gerekiyordu ve bu bölgedeki ilk tepkiyi, şuradaki tepkiyi video analizde paylaştık. Şu pin bar oluştuktan sonra buradan tepki aldığını ve fiyatın aşağı gidebileceğini söylemiştik. Ve dediğimiz gibi şu bölgede fiyat oyalandı sadece, çünkü burada alıcı bulundurma ihtimali yüksekti. Bu geniş bölge burada geçildikten sonra artık fiyat daha da aşağılara gitti. Fiyat aşağı doğru gittikten sonra aşağıda en sonunda bir doji, neredeyse bir doji ve pin bar oluşturdu. Pin bar oluşturmadan önce aşağı doğru son engulfunu yaptı. Bunu fiyat çoğu zaman yapar. Bir dip ya da tepeye yaklaştığı zaman en son bir, yani yukarı doğru gidiyorsa yukarı doğru bir engulf oluşturur. Belki de çok kuvvetli bir engulf oluşturur. Aşağı doğru gidiyorsa da aynı şekilde aşağı doğru bir engulf. Güzel bir engulf oluşturdu. Aşağı bir pin bar bıraktı. Pin bardan sonra o engulfu iğneledi. Bunu da testere isimli videomuzda, testere nedir ya da testere stratejisi videomuzda bahsetmiştik. Burası spike'la, yani iğneyle bu bölgenin satıcısı bitirildi. Hacimle geçildi. Oraya atılan tekrar şu iğne oradan alıcı topladı artık. Burada fiyat alıcılı olduktan sonra gideceği bölge bizim daha önce satıcı barındıran bölgemiz. Bu bölgeden yeniden tepki aldı ki tepkisi şu şekilde oldu. Birincisi pin bar, arkadan ikincisi engulf şeklinde. Oradan tepki aldıktan sonra yeniden yukarı çıkışta oluşan bir geniş bölge vardı. Alıcıyı tekrar orada buldu ve bu bölgeye yaklaştığında, her geldiğinde bu bölgeden ya bir iğne bıraktı ya bir engulf bıraktı ve fiyat tekrar bizim yukarıdaki satıcı bulundurabilecek arz bölgemize çıktı. O bölgede yeniden kuvvetli bir pin bar bırakarak fiyat aşağı doğru pin bardan sonra engulfla düşmeye başladı. Buradaki düşüşle, yani bu bölgede şuradaki düşüşle şuradaki düşüş arasında fark var. Sebebi şu: buradaki düşüş daha hacimsiz. Buradaki düşüş daha hacimli, daha uzun. Burada düşüşten sonra fiyat yeniden kısa bir yataya bağladı. Yani bir nevi burada şu şekilde çizecek olursak bayrak oluşturdu. Fiyat bu bayraktan sonra aşağıdaki alıcıları bitirip ondan sonra aşağı kırdı. Fakat burada öyle bir şey olmadı. Fiyat daha hacimli bir şekilde aşağı hiç arkasına bakmadan düştü. O yüzden buradaki bölgenin altına geçme ihtimali yüksekti. Ve fiyatın aşağıda tepki alabileceği bölgeyi şu bölgeden, yani bu bölgeye fiyat yaklaşırken bu bölgeyi şöyle çizmiştik günlükte. Yine video analizde hatırlayan arkadaşlar hemen fark edecektir. Şu bölgeyi aynen bu şekilde çizmiş ve şöyle demiştik: burası bir bobin ve hacimle yükselen bar. Fiyatın buradan tepki alma ihtimali yüksek demiştik ve bir ya da iki gün sonra fiyat burada neredeyse hiç iğne bırakmadan buradan tepki aldı. Peki iğnesiz olması bir barın, yani altta, çünkü alttan tepki alıyorsa altına bakmak gerekiyor. Altında iğne olmaması demek şu hem düşen bar hem yükselen barın altlarında birincide çok hafif var fakat ikincide hiç yok. Bunlar da iğne olmaması şu demek: burası saf bir talep bölgesi. Yani sanki birileri bu barın kapanışını bekliyor. O bar kapanır kapanmaz buraya yerleştirilen limit emirler var. Bar kapanışında alışa geçmek gibi. Bizim mantığımıza böyle yatıyor. Ve fiyat bu iğnelerle alakalı da, zehirli iğneler videomuzda bundan bahsetmiştik. İğnesiz başlardan bahsetmiştik. Ve fiyat buradan çok güzel bir tepki aldı. Fiyat buradan tepki almadan önce 4 saatlik grafikte daha önce şunu da bahsetmiştik. Video analizde hatırlayan arkadaşlar yine hemen fark edecektir. Şunu çizmiştik. Buradaki oluşum şuydu: bir fiyat aşağı doğru inerken uzun uzun iğneleri yukarı doğru bırakıyorsa yukarı çıkış için hazırlık yapıyor demektir. Aynısını burada da yaptı. Aynısını burada da yaptı ve hacimli bir şekilde buradan çıktı. Biz bu çıkıştan sonra şunu söyledik: burada bir satış boşalttı. Boşalttığı yerde alış bulma ihtimali çok yüksek demiştik. Ve fiyat buraya tekrar geldiğinde buraya çok güzel bir pin bar bıraktı. Ki hemen fark edeceksiniz, bu pin bar bir fake pin bar. O zaman bunun fake pin bar olduğunu söylememiştik. Çünkü fake pin barı daha anlatmamıştık. Bu bir fake pin bar. Yani şu siyah barın iğnelerini de hesap ederseniz bir gölgesi var. Daha sonra oluşan içinde 1, 2, 3, 4 tane bar bu gölgede oluştu. Inside bar dediğimiz bunun içerisinde oluştu. 5. bar buradan kurtulup aşağı gitmeye başladı. Yani bu şu demek oldu birçok kişi için: tamam, trend döndü, yani buradan kırıldı, artık fiyat aşağı gidiyor. Fakat bu fake. Çünkü şurada alış bulma ihtimali yüksek ve fiyat toparlandı, tekrar bölgenin içerisinde kapattı. Bu fake pin bar setupların çalışma ihtimalini söylemiştik. Bunların çalışma ihtimali çok yüksek. Özellikle arz talep bölgelerinde ve dediğimiz gibi de buradan alış yaptığı gibi yukarı doğru fiyat çıktı. Fiyat çıktıktan sonra günlükte şu oluşum oldu. Buraya dikkat edelim. Şu pin bar. Şurası bizim fake pin barımız ve şu pin bar oluştu. Pin barın oluştuğu yere çok dikkat. Burası bir bobin ve hacimle aşağı doğru salınan bir bölge var burada. Ve tam orada bir pin barın oluşması yine aynı şekilde o pin barın çalışma ihtimalini kuvvetlendirdi. Ve pin bar oraya bıraktıktan sonra bu bölgeden güzel bir düşüş yaşadı. Şurada oluşan bizim boşalt doldur stratejimizi bilen arkadaşlar bunu hemen fark edecektir. Burada iğnelerle boşaltılmış ve hacimle orayı dolduran bir bar var. Daha sonra fiyatın oraya yükselmesi oradan satış alma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu gösterir bize. Ve buradan satışı bulduğu gibi fiyat aşağı doğru gitti. Aşağı gittikten sonra dediğimiz gibi bizim günlükteki şu bölgemize geldi fiyat. Bu bölgeden iğnesiz başlarla tepki aldı ve fiyat yukarı çıktı. Yukarı çıkarken burada bir bobin oluşmuştu. Yani fiyat aşağı düşerken burada bir bobin oluşmuştu. Oluşan bobinden yine aynı şekilde fiyatın tepki alma ihtimali yüksek. Bu bölgeden fiyat neredeyse her çıktığında yaklaşık 5-6 kere, yaklaşık 35-40 bazen 50 piplik karlar bıraktı. Fakat buradan her yükselişinde fiyat daha bir üst kademeden satıcı buldu. Buradaki satışlara dikkat edelim. Fiyatın, yani bölgenin tam ortasından, bir sonraki daha üstünden, artık bir sonraki bölgenin daha tepesinden ve daha da tepesinden satış bulup daha da aşağı kapanmıyor artık. Yani şuradakiler bölgenin altında kapanabiliyor fakat artık bunlar bölgenin içinde kapanmaya başladı ve hacimli bir şekilde burayı kırıp yukarı gitti. Burada bu bölge, bizim stratejimiz şuydu. Bobinli ya da geniş bölgeli bir arz talep bölgesini çizdiğiniz zaman fiyat o bölgeyi kırdığı zaman o bölgeyi silmiyoruz. Ters taraftan o bölgeyi test etmesini bekliyoruz. Eğer tepki alırsa o zaman fiyat terse dönmüş oluyor ki burada da aynı şekilde alıcı buldu. Alıcıyı nasıl buldu? Önce güzel bir spike, ardından bir doji. Daha sonra anlatma fırsatımız olur. Bu doji arz talep bölgelerinde ve destek dirençlerde alış ve satış dengesinin tamamen değiştiğini gösteren oluşumlardır. Şuradaki dojiye de dikkat edin. Burada da fiyatın satışa döndüğünü gösteren bir doji. Doji şu demektir. Açılış ve kapanış fiyatları aynı. İğneleri fark etmez. Sadece açılışı ve kapanışı aynı. Bunun üzerine şöyle gelip baktığınız zaman aşağıda görünüyor. Açılışı 13.687, kapanışı yine 13.687. Bunlar doji ve fiyat dengesinin tamamen değiştiğini arz talep bölgesinde çoğu zaman gösterir. Burada fiyat buradan tepki almadan önce şu pin barın hizasındaki, o pin bar günlükteki şu pin bar. O pin barın hizasında şu oluşum oldu. Aynı oluşumu biz yine Twitter'da bahsettik. Video analizde anlattığımız bu fake pin bar setup burada da oluştu ki biz bu oluşumu yaklaşık şu seviyede, yani bu fake'i atıp aşağı doğru geldiği zaman 1.14.44 seviyelerinde paylaşmıştık. Senaryo olarak da şunu söylemiştik. Şu iğnenin üstünde kapanışlarda bu senaryonun iptal olduğunu söylemiştik. Fakat yaklaşık bu bölgeden itibaren aşağıdaki bölgeye kadar 80-85 pip civarı kar bıraktı. Fiyat bu bölgeden tepki aldıktan sonra buradaki alışları, artık alış emirlerini bitirdi. Tekrar satış için bizim fırsat kullanmamız gerekiyordu. Çünkü kuvvetli bir momentum var. Burada pin var. Burada tekrar günlükte bir engulf oluştu. Fake pin bar oluşumu burada engulf oluşturdu. Ve tekrar yükselişte aynı şeyi yine yaptı. Tekrar fake pin bar setup oluşturdu. Şurada yükselen barın iğneleri hiçbir zaman aşağıdan ya da yukarıdan geçilemedi. Sadece şu doji. Doji'yi biraz daha açığa alıyorum. Doji yukarı doğru gitti ve bölgenin tekrar içerisinde kapandı. Ve aynı şekilde bunun içinde şudur senaryo. Şu bölgenin, yani şu pin barın bu dojinin üzerinde kapanıncaya kadar bizim satış düşünmemiz gerekir ki öyle oldu. Peki bu bölgeyi neden kırdı fiyat? Bu bölgenin altında neden kapandı? Çünkü şuradaki alışlar bu bölgeyi bitirdi. Bunu nereden anladık? Şu bar bölgenin içerisine yerleşti artık. Yani şuradaki gibi bölgeden tepki alıp gitmesi yok. Ya da şuradaki gibi içeri varıp geri aşağıda kapanması yok. Bölgenin içerisinde, daha altlarında daha doğrusu tepki alıp bölgenin ortalarında, ortalarından biraz yukarı yerleşti. Artık burada alış düşünmek mantıklı olmuyor. Çünkü bu bir tepki değil. Barın iğnesi barın kendisinden daha kısa. Buna istekli bar dediğimiz, daha sonra bunu da anlatma fırsatımız olur. İstekli bar diye tabir ettiğimiz bir bar, düşen bir barsa düşüşün devam edeceğini, yükselen bir barsa, o da şu, bu da istekli bar, yükselişin devam edeceğini gösteren bardır ki öyle oldu. Bu bölge tekrar kırıldı ki bu bölgeyi artık elimizi tutmaya gerek kalmadı. Şimdi burada anlatmak istediğim şu: bir paritenin düşüş ya da yükselişi için çizeceğimiz bölgeleri kesinlikle önceden çizmemiz gerekiyor. Yani bir yerden ufak bir dönüş sinyali verdiği zaman oraya bir bölge uydurmak çok yanlış bir şey. Yani o şu demek oluyor: ben fiyatı istediğim yere götüreceğim demek oluyor. Öyle değil. Fiyat gidiyor, ben fiyatın arkasından gideceğim dememiz gerekiyor bizim. Çünkü fiyat düşerse bizim onu geri çevirme ihtimalimiz yok. Ya da fiyat yükselirse bizim onu aşağı çekme ihtimalimiz yok. Biz inatlaşmadan onunla birlikte gitmemiz gerekir. Daha önce de söyledim. Red Sword'un dediği gibi fiyat bir bölgeye saygı gösterirse, yani o bölgeden alıcı bulması gerekiyorsa ve alıcı bulmuşsa bizim de fiyata saygı gösterip onun peşinden gitmemiz gerekiyor. Burada fiyat bu bölgeden alıcı buldu. Fakat biz istiyoruz ki düşsün. Burada satışlara devam edersek ya stopu çok uzun 100-200 piplik bir şeyler koymamız gerekir. Ya da fiyatla inatlaşmadan burada alışa geçip stopu bölgenin altında koymak gerekir. Eğer bu şekilde yaparsak fiyatın neredeyse bütün dönüşlerini yakalamayı imkanımız var. Buradaki pin bar, buradaki fake pin bar setup, buradaki iğnesiz başlar, burada düşerken yukarıda uzun iğneler bırakan barlar, burada doji, burada fake pin bar setup ve doji. Bunların tamamı burada aynı şekilde fake pin bar. Aynı şekilde günlükte burada bobinli bölgeye bırakılmış pin barlar. Aynı şekilde bobinli bölgeye bırakılmış pin barlar. Burada testere ve dipte oluşan bir pin bar. Bunların tamamını bizim grafiklerde yakalama ihtimalimiz yüksek. Sadece disiplinli olmamız gerekiyor. Ve bir sistemimizin olması gerekiyor. Sistem nedir? Burada bir pin bar oluştu, testere oluştu ve fiyatı yukarı kırdı. Bu bölge içine gelip de şuraya geldi mi ben burada alışa gireceğim. Stopum da nerede olacak? Şu pin barın altında olacak. O zaman ne yapıyor? Yaklaşık benim 140 piplik bir stop koymam gerekiyor. Standart olarak 0.10 işlem yapan biri burada 0.05'e düşürmesi gerekiyor. Çünkü stop miktarı 140 pipe çıkmış. Ya da 0.03 fark etmez. Çünkü alacağı TP de take profit miktarı da o kadar yüksek olacak ki yaklaşık 300 pip. Çünkü yukarıdaki bölgeden tekrar satıcı bulmasını bekliyoruz biz. Bunun gibi önce disiplin, irade, daha sonra sistemin işlemesi. Yani önce ben bir sistem oluşturayım, arkadan irademi geliştireyim. Bu ikisini aynı anda yapmanız gerekir. Çünkü en kötü sistemle bile birçok kişi kazanabilir. Yani iradesi sağlamsa, stop kaydırmıyorsa, marjına göre stop belirliyorsa, take profit belirliyorsa kazanabilir. Fakat 10 numara sistemi olan fiyat hareketine göre, arz talep bölgesine göre ya da güzel bir indikatörü var fark etmez. Buna göre bir sistemi olan birisi eğer iradesi, sabrı ve disiplin yoksa kazanması %0'dır. O yüzden acizane tavsiyem, yani ben size sistem paylaşabiliyorum sadece. Hiç kimsenin iradesini geliştirme şansım yok. Fakat irade, sabır ve disiplin bunun birinci kuralıdır. İkinci kural sizin yaptığınız sistemdir. Benim paylaştığım, Red Sword'dan öğrendiğim sistem para kazandıran bir sistemdir. Fakat çok iradeli, disiplinli, sabırlı olmak gerekir. Yani sabırı da şu şekilde kullanmak lazım. Zarar ederken değil, kar ederken kullanmak lazım sabırı. Yani zarar ettiğim 100 pip sabret, zarar ettiğim 200 pip sabret bu şekilde değil. Aynı şekilde korkuyu para kazanırken değil, korkuyu parayı kaybederken kullanmak gerekiyor. 30 pip, 40 pip oldu, kapat. Fiyat senin istediğin yöne gitmiyor demektir. Fiyat senin istediğin yöne gidiyorsa da 20 pipte hemen kar alıp çıkma. Kapatacaksan 1/3'ini kapat, 2/3'ini kapat. Fiyatının take profit'e gittiğini ve oraya vurduğunu gör. Bir kere de olsa, 2 kere de olsa buna alış. Yoksa kar etmen, bu piyasada kalıcı olman mümkün değil. Biraz karışık oldu ama umarım faydalı olur. Bununla alakalı videolar yine gelecektir. YouTube'da da bu anket işine biraz daha devam etmek istiyorum. Yani kimin hangi videoyu istediğini, ne tür paylaşımlar yapmamı istediğini veya nerede eksiği olduğunu ben kestiremiyorum. Bunu orada bildirmiş oluyorsunuz. Katılım biraz daha yüksek olursa, dediğim gibi 100 kişi üzerinde ankete katılım oldu. %58 ile bu şekilde bir paylaşım istendi ve bunu paylaştım. İleride orada bahsettiğim alıcı ve satıcıların boşaltılması olsun, engulflar olsun ya da paylaşacağım yeni sistemler, stratejiler var. Onlar olsun. Onları da anket şeklinde paylaşıp yine inşallah video çekeceğim. Onun haricinde bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Herhangi bir grubunuz var mı? Herhangi bir yerde paylaşım yapıyor musunuz? Herhangi bir yerde ücretli dersiniz var mı? Ücretli bir sisteminiz var mı diye. Ücretli herhangi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece Twitter ve YouTube'da bu şekilde paylaşımlar yapıyorum. Bana Twitter'dan ya da YouTube yorumlardan ya da mail adresimden ulaşıp herhangi bir şey hususunda danışabilirsiniz, tavsiye alabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olduğum arkadaşlar da yorumlarda bunu belirtebilir. Yardımcı oluyorum. Onun haricinde dediğim gibi ücretli herhangi bir şey yapmıyorum. İleride de yapmayacağım. Çünkü bu işten para kazananın ücretli herhangi bir şey yapması benim mantığıma çok almıyor. Yani altın madeninde altın madeni bulamayıp, maden çıkaramayıp insanlara kazma kürek satmak gibi geliyor bana. O yüzden dediğim gibi ücretli herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece bu şekilde paylaşımlar yapacağım. Bunu da şunun için yapıyorum. Restworld 2011'de 2011'in başından sonuna kadar yüzlerce grafik paylaştı ve birçok yazı yazdı insanlara bu marketin nasıl çalıştığını göstermek için. Ve herkesi de şuna davet etti. Siz de dedi indikatörlerle kazanabiliyorsanız gelin benim gibi canlı paylaşım yapın dedi. Biz de sizin paylaştığınız, yani kazanabildiğinizi görelim, oraya yönelelim. Fakat hiç kimseden ses çıkmadı o zaman. Sadece Restworld canlı canlı kazandığını, kazanılabileceğini, stopları, TP'leri hep gösterdi. O herhangi hiç kimseden bir ücret talep etmedi. Aynı şekilde ben de herhangi bir ücret talep etmeden bunları anlatmaya devam edeceğim. Umarım faydası olur. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Talep ettiğiniz herhangi bir şey olursa bunu da aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.